Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde şerbetli bir tatlı olacak. Çok lezzetlidir. Dışına ben irmik bulayacağım. İçerisine de ceviz koyacağım. O da ekstra lezzet katacak. 2-3 günde durduğu zaman lezzeti kaçmıyor. Durdukça da hatta güzel oluyor. Mutlaka bence bu tatlıyı yapın. Ramazan'da da iftardan sonra iyi gidiyor. 1-2 dilim yersiniz. Hemen hazırlamaya başlıyorum bütün detaylarıyla. Videoda tarifi izleyebilirsiniz. Tatlımızın şerbeti için 2,5 su bardağı şekerimizi tencereye alalım. Su bardağı soğuk su ekleyelim. İnce bir dilim limon. Ocağımızın altını açalım. Kaynamaya başladığı zaman yaklaşık 12-15 dakika kadar kaynatalım. Ve sonra ılımaya bırakalım. Kabımızın içerisine 125 gram yarım paket yumuşak tereyağını alalım. Margarin de olur. Bir yemek kaşığı şeker ekleyelim. 2 tane yumurtamı da kırıyorum. İki yemek kaşığı irmik. Bir paket vanilya. Bir çay bardağı sıvı yağ. Karıştırmaya başlayalım. Su bardağı unumu döküyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Daha un gerekirse katarım. Tatlının hamuru hazır. Yumuşacık oldu. Üçüncü bardağımdan da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullanmışımdır. Kontrollü ekleyin. Yumuşacık olsun. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın. Tatlıyı pişireceğiniz borcamı ya da fırın tepsisine çok az sıvı yağla yağlayın. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde koparalım. Yarım su bardağı irmiğimi de tabağa koydum. Ve biraz da ceviz kırığı. İsteyenler içine ceviz koymayabilir. Direkt şeklini verip irmiğe bularsınız. Hamuru açın. Cevizimizden koyalım. Ve kapatın. Daha sonra da irmiğe bulayıp borcamımızı alalım. Şerbetim de kaynamaya başladı. Süremi tuttum. Çok koyu bir şerbet hazırlamayın. Fırınımı 200 derecede alt üst ayarda açıp ısıttım. Tatlıyı sıcak fırına koyacağım ve alt üstte kızarana kadar pişireceğim. Şerbetim doldu. Altını kapatıyorum. Tam 10 dakika kaynattım. Sizlerde belki 1-2 dakika daha fazla olabilir. Kıvamı dediğim gibi çok kalın olmasın lütfen. Kıvamını da göstermek istedim. Tatlımızı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika bekleyelim ilk sıcaklığı gitsin. Ve üzerine ılık olan şerbetimizi dökelim.
şerbetini çekmesi için 1 saat beklememiz yeterli. Hemen şerbetini çekti. Bu tatlıyı bir gece bekletmenize gerek yok. Solduğu gibi hemen yiyebilirsiniz. Dokusu ve lezzeti çok güzel. Mutlaka deneyin. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.